Değerli izleyenler, Anadolu RTV tarafından hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bültenimize hepiniz hoş geldiniz. 24 yaşındaki genç geçirmiş olduğu trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Dün akşam saatlerinde Niğde-Ankara otoyolu Derinkuyu Gişeler mevkiinde meydana gelen elim trafik kazasında 24 yaşındaki Yusuf Uyanık hayatını kaybetti. Merhum Yusuf Uyanık'ın cenazesi bugün öğlen namazına müteakiben Kavak kasabası Merkez Camii'nde kılınacak olan cenaze namazı sonrası toprağa verilecek. Nevşehir Anadolu RTV olarak merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Derinkuyu'da yaşanan olayın katil zanlısı S.Ç. yakalandı. Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde dün öğlen saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Derinkuyu ilçesinde aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Salih Ç. ile Hayati Demirdoğan arasında tartışma çıktı. Tartışma sonunda silahların konuştuğu kavgada Hayati Demirdoğan ağır yaralanarak hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre cinayet zanlısı Salih Ç. ise Aksaray'ın Ortaköy ilçesine bağlı Balcı mahallesinde suç aletiyle beraber yakalandı. Nevşehir'de kamyona arkadan çarpan hafif ticari araçta bulunan iki kişi hayatını kaybetti. 50 EU 188 Nevşehir plakalı sürücü Niğde-Ankara otoyolunda Mustafa K'nin idaresindeki hafif ticari araç Derinkuyu Gişeler mevkiinde 69 FB 153 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve otoyol trafik polisi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif ticari araçta bulunan sürücü ile Yusuf U'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Hurdaya dönen araçta sıkışan cansız bedenler Nevşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılarak hastane morguna kaldırıldı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından araçlar olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gülşehir'de virajı alamayan tır devrildi. Yol yaklaşık 2 saat trafiğe kapandı. Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde dün akşam saatlerinde bir tır virajı alamayarak devrildi. Sürücü kazada hafif yaralandı. Gülşehir Hacı Bektaş yolu üzerinde seyir halindeki birket yüklü tır TOKİ kavşağına geldiğinde virajı alamayarak devrildi. Olayı gören sürücüler ve vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Kasadaki briketlerin dökülmesi nedeniyle trafiğe kapanan yol yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yeniden açılabildi. Nevşehir'de Tarım ve Orman Bakan Yardımcıları ile il protokolünün katıldığı istişare toplantısı yapıldı. Toplantıda tarım, hayvancılık ve sulama konuları görüşüldü. Tarım ve Orman Bakan Yardımcıları Ebu Bekir Gizligider, Profesör Doktor Ahmet Gümen ve Veysel Tiryaki bir takım toplantı ve faaliyete katılmak üzere Nevşehir'e geldi. Bakan Yardımcıları, Genel Müdürler ve Nevşehir Protokolünün katılımıyla Nevşehir'in tarımsal faaliyetleri hakkında istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Bakan Yardımcılarının yanı sıra Nevşehir Valisi Ali Fidan, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Süleyman Özgün, Emre Çalışkan, Milliyetçi Hareket Partisi Nevşehir Milletvekili Profesör Doktor Filiz Kılıç, Belediye Başkanı Mehmet Savran, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikıran, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Adnan Doğu, ilçe ve belde belediye başkanları ile ilgili kurum temsilcileri yer aldı. Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şehrimizin tarım, hayvancılık ve sulama alanlarındaki temel problemlerinin çözüm noktasında önemli bir çalışma gerçekleştirdik ifadelerine yer verdi. Bugün Kayseri'de 10 kişi hayatını kaybetti. Merhum Tahir Gülaslı'nın oğlu Mustafa Gülaslı'nın cenazesi öğlen namazından sonra Antalya Kurşunlu Camii'nden kaldırıldı. Bayram Bülbül'ün eşi Ayşe Bülbül hayatını kaybetti. Ayşe Bülbül'ün cenazesi öğlen namazına müteakiben Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra Argıncık Mezarlığı'nda defnedildi. Osman Erak Bıyık'ın babası Bekir Erak Bıyık 84 yaşında hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi saat 2'de Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra eski mezarlıkta defnedildi. Fatma İşkiner 82 yaşında hayatını kaybetti. Fatma İşkiner'in cenazesi saat 2'de Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Fatma Mönün 62 yaşında hayatını kaybetti. Fatma Mönün'ün cenazesi öğlen namazından sonra Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cevat Albayrak'ın hanımı Havva Albayrak 73 yaşında hayatını kaybetti. Havva Albayrak'ın cenazesi öğlen namazına müteakiben Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası
Asri mezarlığında toprağa verildi. İbal Ağangil 93 yaşını hayatını kaybetti. İbal Ağangil'in cenazesi öğlen namazına mütakiben Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından eski mezarlıkta defnedildi. Mahmut Özcan 78 yaşını hayatını kaybetti. Mahmut Özcan'ın cenazesi saat 2.30'da Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Sahife Şengül 72 yaşında hayatını kaybetti. Sahife Şengül'ün cenazesi ikindi namazına mütakiben Hulusi Akar Camii'nde kılınacak olan cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Vesile Zırhlı 83 yaşında hayatını kaybetti. Vesile Zırhlı'nın cenazesi saat 2'de Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından eski mezarlıkta defnedildi. Kayseri Anadolu RTV olarak merhum ve merhumelere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Cumartesi döviz ve altın fiyatları: gram altın alış 1711 lira, gram altın satış 1719 lira, çeyrek altın alış 2770 lira, çeyrek altın satış 2800 lira. Euro alış 28.91, euro satış 29.03, dolar alış 27.18, dolar satış 27.25. Değerli izleyenler, Anadolu RTV tarafından hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bültenimizin sonuna geldik. Tekrardan görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.